Yurda geri dönemeyince evsiz kaldık tabii. Ya yurdun müdüresi de bu harabeyi tutmuş. Ha, gelin kiracım olun dedi, biz de hemen atladık. Tuna, bunu soğutmadan hiç boğazına iyi gelir. Sağ ol. Aman yani ev kötü, ne yapalım? Neriman Hanım'ın oyununa geldik işte. Ya abartmayın ya. Yani o kadar da kötü değil. Hatta gayet şirin ve sıcak görünüyor. Ay sen ilk halini görecektin ya. Resmen her yer dökülüyordu. Ay. Ay sen çok hastasın ya. Ay, ya ben şu an çalışıyorum. Hastalanmamam lazım. Yani benim için sesim çok önemli. Ben biraz uzakta durayım. Meral ne kadar ayıp. Ya neresi ayıp ya? Sanatta ayıp olmaz, tamam mı? Sen nereden anlarsın Eylül? Sen alınmadın değil mi Tunacığım? Sorun değil. Bu arada Meral'cığım, bu gece sen bizde kalırsın. Senin odayı da Tuna'ya veririz. Olur mu canısı? Ya ben niye odamdan oluyorum ya? Diyeceğim ama... Demem. Demem. yalnız Tuna gidince yani benim odamı havalandıralım. Yani çünkü hastalık mikropları saçacak. Meral'cığım sus, sen ne diyorsun ya? Ben kapıya bakayım. Serkan? Eylül. Cemre nerede? Cemre evde. Yani evde Cemre. Ya ben seni nasıl özlemişim. Gel bir sarılayım eve girmeden önce. Nasıl özlemişim, nasıl? Ay. Eylül, daha bugün görüştük. Ya ne olacak yani bugün, evet ama özlemişim. Yani ne yapalım? Aa ne diyeceğim ya, ben bakkala gidiyorum. Birlikte yürüyelim mi şöyle? Ya bakkal şurası, sen git. Benim şimdi Cemre'yi görmem lazım. Aha öyle değil mi? Ya ben de yurtta karıştırdım işte. Kafa karışıyor bazen öyle oluyor. Ya ne güzel çiçeklermiş bunlar. Ben haber vereyim. Kızlar, Serkan geldi. Dün ne yapacağız şimdi? Ya yine yanlış anlayacak. Ben ne yapacağım? Ya niye yanlış anlasın canım? Ben anlatırım durumu, merak etmeyin. Ya sen de ateşe benzin dökermiş gibi. Tuna'yı saklamamız lazım. Gel bakayım. Gel. Beren saçmalama. Cemre'cim bak, Serkan geldiğinde sen deniz kenarına gitmek istiyorum falan de git. Yani zorlu bir süreçten geçiyor aşkınız. Yani bunun için yalan söylemek mübah. Gel bakayım sen şimdi. Ya Meral! Şşş! Geç, 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 geç. Sen burada kal, tamam mı? Serkan gidene kadar da sakın çıkma. Hadi. Gel o zaman. Gir içeri, gir. Hoş geldin Serkan. Hoş bulduk. Aa Serkan. Ay bu ne güzel bir sürpriz. Ya inanır mısın, kapı sesini duymadım ya. O derece şoktayım. Hayır, Eylül neredeyse beni eve almıyordu. Aa olur mu öyle şey? Burası senin evin. Yani istediğin zaman gelebilirsin. Kapılar sana sonsuz açık. Eylül, artmasan. Ha? Bu senin için. Ya Serkan bunlar çok güzel. Çok teşekkür ederim. Cemre, beni affet. Yani şey... Konuşalım mı? Sakın konuşamaz! İçeride biri mi var? Mert var. Ay çok hasta. Biliyor musun? Ben de git yat dedim. Geçmiş olsun ya. Söylersiniz. Sağ ol. Ben bakayım. Mert. Ne haber Eylül? Selam millet. Ne bu şimdi? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsunuz? Serkan gel bir şu odada konuşalım. Yok yok, konuşmayalım bir dakika. Mert sen bize bu illüzyonu anlat bakalım. Hayır, sen Meral'in odasından
çıkıp sokak kapısından nasıl içeri geldin? Ha? Yoksa böyle bir yeteneğin var da biz mi bilmiyoruz? Böyle bir yeteneğin yoksa içerideki adam kim? Adam mı? Ne adamı? Ne oluyor ya? Abla bir dakika oraya yemeyelim ya. Dakika dur. Kimselik bir durum değil. Ortalığı karıştırmasana. Ortalık daha ne kadar karışacak ki? Serkan, ben açıklayabilirim gerçekten. Ya Serkan? Serkan, ben açıklayabilirim. Serkan, bir dur gitme Serkan. Ya Serkan? Ben hiçbir şey açıklayacak bir şey yok. Serkan, bir durur musun ya? Bir beni dinle iki dakika. Tuna'nın evinde ilaçlama yapılıyormuş. Ofiste kalacaktı çocuk. Ben de evime davet ettim. Hepsi bu kadar. Tamam, ilgilenmeye devam et o zaman sen Tuna Bey'le. Of Serkan ya!